İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar 5. gününde. Bu süreçte özellikle İsrail'in geçmişinde kendisine yapılanlar gibi aslında bir katliama doğru yavaş yavaş ilerlediğini görebiliyoruz. Filistin ve İsrail Savaşı ve Türkiye'nin arabuluculuk rolü hakkında açıklama yapan sosyolog Profesör Doktor Adem Palabıyık, Hamas'ın İsrail'in baskısına karşı başlattığı mücadelenin 5. gününe giriyoruz ve İsrail hiçbir yarım gözetmeden öldürmeye devam ediyor. İsrail terör örgütlerinin yaptığından farklı bir şey yapmıyor. Çocuk, bebek, kadın, yaşlı ve engelli demeden herkesi öldürüyor. Yıllar sonra İsrail'in yaptığı katliam, Nazilerin Yahudilere karşı işlediği suçlar gibi uluslararası mahkemelerde yargılanacaktır. Hamas yıllardır Gazze'nin kapılarının açılmasını istiyor ama Gazze'deki 7 kapıdan sadece biri açık ve bu kapıdan girişler İsrail'in izniyle oluyor dedi. İsrail sivilleri kadın demeden, çocuk demeden, bebek demeden, yaşlı demeden, engelli demeden katlediyor. Fakat bu sürece gelene kadar, yani Hamas'ın İsrail'le çatışma sürecini başlatana kadar neler yaşadığını bilmemiz gerekiyor. Çünkü durup dururken Hamas İsrail'e saldırmadı. Bunun arkasında yatan birkaç sebep var. Bunlardan birincisi Hamas özellikle Gazze'de insani anlamda hem gıda yardımı hem hayat için gerekli olan bütün malzemeleri aldığı kapıların İsrail tarafından kuşatıldığını gördü. 7 kapının 6'sı kapatıldı. Bir kapı da İsrail kontrolündeydi. Dolayısıyla yaşam şartlarının zorlaşması Hamas'ın harekete geçmesine sebep oldu. İkinci olarak özellikle Kudüs'te Yahudi yerleşimcilerin artık meşru kabul edilmesi gündeme geldi. Çünkü bu Kudüs'teki halkın yavaş yavaş ötekileştirilmesi, yerleşim yerlerinin Yahudileştirilmesi ve bunun da dünya nezdinde meşru bir sürece dönüşmesine yol açacaktı. Bunun bir şekilde Hamas unutulacağının farkına vardı. Yani yavaş yavaş hem Avrupa uluslararası hukukunda hem de uluslararası anlaşmalarda Yahudi yerleşimcilerin orada meşruiyet kazanma ihtimali günden güne güçlendi. Hamas bu sebebi de işin içine dahil ederek bu çatışma sürecini başlattı. Hamas ve İsrail'in eskisi gibi olmadıklarını belirten Palabıyık, Hamas artık Hamas değil, İsrail de eskisi gibi güçlü değil. Küreselleşen bir yapı var karşımızda ve Hamas'ın dönüştüğünü görebiliyoruz. Ayrıca İsrail'in iç siyasetini de okuyabiliyor. Bu sebepten Netanyahu'dan memnun olmayan İsrail halkının çok olması Hamas'ın işine gelecekti. En önemli gelişme ise Karabağ meselesidir. Karabağ sorununun demir yumrukla çözüldüğünü de gördü ve sorunun çözümü için artık işlemeyen demokrasiyi reddetti diye konuştu. Hamas küreselleşti. Yani Hamas artık eskisi gibi bir yapı değil. Kendisine ait hastaneleri var, kendisine ait okulları var, sosyal yapıları var. Aynı zamanda Hamas bir dönüşüm de yaşıyor. Ama bu dünya siyasetine entegre olma dönüşümüdür. Bir taraftan da Suriye, İsrail'in iç politikasını okuyor. Çünkü şu an İsrail'de Netanyahu ciddi bir taraftar kaybına uğramıştı. Hamas Netanyahu'nun uğradığı bu taraftar kaybını da sürece dahil etti. Şimdi bütün bunların bir sonucu olarak Hamas'ın İsrail'e özellikle açmış olduğu ateşlerle ve başlayan çatışmalarla sürecin işte İsrail'in katliamına dönüştüğünü görebiliyoruz. Ama bu süreç dediğim gibi birdenbire başlamadı. Bütün konjektürlerin ortak bir yerde buluştuğu noktada Hamas tehlikeleri görerek İsrail'e müdahale etti. Çünkü Kudüs ve Filistin davası unutuluyordu. İsrail bütün Arap devletleriyle anlaşınca Arap devletlerinin Kudüs hassasiyeti ortadan kalktı. Ve Hamas yeniden hatırlatmak için böyle bir süreci başlatmak zorundaydı. Palabıyık, Recep Tayyip Erdoğan'ın krizi aşan bir lider olduğunu sözlerine ekleyerek şunları söyledi. Anlıyoruz ki İsrail kan dökmeye doyana kadar durmayacak. Ama İsrail'in bence esas beklediği mesele masaya güçlü bir arabuluculuğuyla oturmak. Yani İsrail, arabulucu olarak kendilerine gelen teklifi güçlü ve güçsüz olarak değerlendirecek. Güçlü teklif gelene kadar Filistin'e, Gazze'ye saldırıya devam edecek. Ve bana kalırsa bu güçlü lider Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi neden Sayın Cumhurbaşkanı bu çatışma sürecinde arabulucu olabilir? Bu da yine Hamas'ın İsrail'e saldırması gibi çok farklı alt sebeplere sahip. Yani hem bunun çatı ayakları var hem de bir çatı noktası var. Çatı noktası Sayın Cumhurbaşkanı'nın küresel ve karizmatik bir lider olması. Ama bunun öncesinde özellikle
İsrail'le yaşanan sorunlardan sonra, mesela One Minute olayı, Marmara olayına rağmen Sayın Cumhurbaşkanı izlediği diplomatik politikayla İsrail'le yine yeniden bir araya geldi. Öteki taraftan güçlü aktörün süreci belirlediği bir anı yaşıyoruz şu an dünya küresel siyasetinde. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna ve Rusya krizinde ara bulucu rolünü üstlenmesi, bir taraftan Sırbistan, Kosova ve Bosna Hersek'te ara bulucu rolünü üstlenmesi, bir taraftan da Karabağ meselesinde özellikle Azerbaycan'la birlikte hareket ederek hem diplomasi hem demir yumruğu işleterek orada Karabağ meselesini çözmüş olması ve bu üç sürecin de son yakın yıllarda gerçekleşmesi Sayın Cumhurbaşkanı bir küresel aktör olarak ön plana çıkarıyor. Yani öyle anlaşılıyor ki Sayın Cumhurbaşkanı son yaklaşık 15 yıldır dünyada sözü dinlenen ve küresel bir lider.